Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek gündemi değerlendirdi. Yargı bağımsızlığı ölmüştür dedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan kumpas tepkisi. Kimse af beklentisi içinde olmasın dedi. Yalçın Akdoğan ve Burhan Kuzu'yu eleştirdi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek Türkiye'de yargı bağımsızlığı ölmüştür dedi. Medyatik olma peşindeki savcıların hukuku katlettiğini ifade eden Çiçek, kuvvetler ayrılığı ilkesinin de çöktüğünü söyledi. Ülkemiz için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, mecliste düzenlediği 2014 vizyon toplantısında gündemi değerlendirdi. Çiçek, Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesinin işlevini kaybettiğini söyledi. Herkes kendi işine bakmalıdır. Yasama yasama görevini yapacak. Yürütme yürütme görevini yapacak. Yargı da kendi görevini yapacak. Başkaca kuruluşlar da kendi görevlerini yapacak. Yani herkes kendi işini yapacak ve kendi işine odaklanacak ve herkes kendi işini en iyi şekilde yapacak. Birbirinin alanına müdahale etmeyecek. Yargı sistemine de ağır eleştirilerde bulunan Çiçek, medyatik olma peşinde olan savcılar var dedi. Özellikle belli bir dönemden bu tarafa yargının bir bölümünün de en azından medyatik olma gibi bir hastalığı var. Medyatik olma. Bunun tabii sonucu olur ki soruşturma başladığından itibaren 2-3 gün içerisinde en önemli davaları soruşturmaları bile kamuoyu önünde biz karara bağlamış oluyoruz. Öyle manipülasyonlar oluyor. Öyle uyulmadık hukuk kuralları oluyor ki 2 sene, 3 sene yargılamanın sonucunda kişi beraat etmiş olsa bile emniyetin ya da savcılığın kapısından girdiği andan itibaren ikinci günde, üçüncü günde adamın mesleki itibarı da bitiyor. Onuru da zedeleniyor. Ailesi, çoluğu, çocuğu hepsi perişan oluyor. Her şeyden evvel hukukun kendisi perişan oluyor. Türkiye'de mahkemelerin bağımsızlığına vurgu yapan, Anayasa'nın 138. maddesi ölmüştür diyen Çiçek şöyle konuştu. O zaman gelin 138. maddeyi kaldıralım. Bu düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, tartışma özgürlüğünü zedeliyor diyelim. O zaman hiç olmazsa Anayasa'da böyle bir hüküm bulunmasın.